Sevgili dostlar, fizik çözer Metin Çözer'e, son fizik 300'üye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde 2018 MEP kazanım testlerinden 10. sınıf basınç 4. testi çözmeye başlıyoruz. Bir kap sabit debli musluktan akan sıvı ile doldurulduğunda basıncının zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar, görülüyor ki burada basınç artarak artmış. Demek ki yükseklik de artarak artmış. Sevgili arkadaşlar, sıvı basıncının HDG olduğunu bildiğimize göre D ile G çarpımı da sabit olduğuna göre buradaki olay için arkadaşlar yükseklik ile basınç her zaman grafik olarak aynıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, yükseklik nasıl artıyorsa basınç da öyle artar. Kabın şekli ne olursa olsun arkadaşlar, basınç ile yükseklik grafiği her zaman bu şekilde olacaktır. Musluğun debisi ve kabın şekli ne olursa olsun. Demek ki arkadaşlar, burada basınç zamanla artarak arttığına göre kabın daralması gerekiyor. O halde kap şöyle daralmalı. Burada da düzgün arttığına göre yükseklik zamanla doğru orantılı olarak artmalıdır. O halde kap önce daralıp sonra düzgün olmalı. Olmaz, 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 olmaz. Evet arkadaşlar, görülüyor ki çizdiğimiz şekil E şıkkında verilmiştir. Cevabımız Edirne. Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha civa ekleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? Sevgili arkadaşlar, burada P0 açık hava basıncı kim dengeliyor? Görüldüğü gibi P gaz artı H. Peki arkadaşlar, P0 açık hava basıncı böyle aşağı doğru iken nasıl oldu da burada yukarı doğru oldu? Bunu hangi ilkeyle açıklayabiliriz? Evet, tabii ki arkadaşlar, Pascal prensibiyle. Doğru bilenler vardır mutlaka. Şimdi arkadaşlar, Pascal prensibi ne diyordu? Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı kabın ve sıvının her noktasına dik olarak iletir. O halde arkadaşlar, buradaki denge şartımızı yazacak olursak P0 eşittir aşağı doğru P gaz artı H. O halde arkadaşlar, bunları yazdık. Şimdi buraya bir miktar daha gaz ilave ettiğimizi düşünelim. Ve arkadaşlar, şurada hiçbir oynamanın olmadığını düşünecek olursak o zaman P gaz artı H azaldığı için P0'ı dengeleyemez. Çünkü P0 sabit. O halde arkadaşlar, buradaki basınç arttığı için mutlaka gazı yukarı doğru bir miktar ittireceğiz. Demek ki gazın hacmi azalacak, basıncı artacak. O halde arkadaşlar, şuradan bir miktar yükselme oldu ama gaz bunu bir engellediği için aşağı doğru tam olarak tekrar H kadar yükselemeyecek. Yani şu seviyeden itibaren H yüksekliğimiz ilk duruma göre azalmış oldu. Gazın öz kütlesi arttı mı? Arttı, çünkü hacmi azaldı. Öz kütlede de muz ver dedik. Verdi ve azaldığı için de azaldı. Gazın basıncı azaldı mı? Tam olarak yanlış. O halde ikileri eliyoruz. Ve arkadaşlar, iki şıkka kaldık. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. Şimdi ilk durumda X noktasındaki basınç arkadaşlar neydi? P0'ı dengeliyordu. Peki şu anda bu X noktasında ne var? P0 artı şurada bir H üssü yüksekliği var civanın. O halde PX üssü eşittir P0 artı H üssü. Yani artar. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırmaz piston üzerine X katı cismi konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, X katı cisim buraya konulunca mecburen pistona bir basınç uygulayacak. Dolayısıyla bu noktadaki basınç artacak. Ve arkadaşlar, görüldüğü gibi bu noktadaki basınç her tarafa sıvı tarafından iletildiğinden dolayı balonun etrafındaki basınç da artacak. Yani dış basınç artacak. Bu durumda dengelemek için iç basıncın da artması gerekiyor. Yani
balonun küçülmesi gerekiyor. Basınç artınca hacmi azalır. Peki şuradaki hacmi kim dolduracak? Üstten gelen sular dolduracak. Bu sular doldurulunca ne yapacak piston? Aşağı inecek. Piston aşağı inince yükseklik azalacak. Balonun hacmi azalacak. Balon içindeki gazın basıncı artacak. Cevabımız Celikan diyoruz. Düşey kesiş şekildeki gibi olan düzenekte sürtünmesiz piston iç seviyesinde dengededir. Pistonun üzerindeki sıvı basıncı PS, gaz basıncı PG ve piston üzerindeki sıvı basınç kuvveti F olduğuna göre piston Y seviyesine çekilirse bu değerlerden hangileri artar? Sevgili arkadaşlar, piston Y seviyesine çekildiğinde görüldüğü gibi şuradaki sıvı şuraya aktığını düşünelim. Yani sıvı yüksekliği ne yapacak? Artacak. Çünkü sevgili arkadaşlar, burada sıvının kesit alanı daha büyük. Burada kesit alanı küçülüyor. Hacim eşittir taban alanı veya kesit alanı çarpı yükseklik. Biri azaldığına göre diğer ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Çünkü buradaki sıvının hacmi sabit. O halde kesit alanı küçüldü. Hacim diyorum yükseklik artar. Yükseklik arttığına göre arkadaşlar sıvı basıncı artar. Görüldüğü gibi gaz şuraları dolduracak arkadaşlar. Gazın hacmi artacak. Gazın hacmi arttığı için gazın basıncı azalacak. O halde P gazı eleyelim. Görüldüğü gibi iki tane şık kaldı. F eşittir sıvı basınç kuvveti P çarpı S. Şuradaki pistonun yüzey alanı sabit. Basınç arttığına göre arkadaşlar basınç kuvveti ne yapacaktır? Artacaktır. O halde cevabımız Ceyhan. Düşey kesiş şekildeki gibi olan kapta öz kütlesi sıvıdan büyük maddeden yapılmış bir bilye iple tavana bağlanmıştır. Buna göre ip kesilip bilyenin kap içine düşmesi sağlanırsa niceliklerinden hangileri artar? Sevgili arkadaşlar, ipi kestiğimizde bilye malumunuz düşecek ve öz kütlesi daha büyük olduğu için sıvıda batacak diyoruz sevgili dostlar. Bu cisim sıvıda battı mı? Battı. Peki arkadaşlar, bu kadar hacim ne yapacak? Yer değiştirecek. Yani buraya bilye geldiğine göre buradan sıvı yükselmiş olmalı ve burada arkadaşlar bir miktar sıvı yüksekliği artacak. V kadar gazdan sıvıya girdi. Burada V kadar da arkadaşlar bilyenin hacmine V diyelim. Sıvı yükseldi. Dolayısıyla gazın hacminde bir değişiklik olmaz. Bundan dolayı hemen bakıyoruz. Kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti. Bu direkt arkadaşlar kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti kabın toplam ağırlığına eşittir. Kabın toplam ağırlığı da sabit olduğu için bir yanlış, içinde bir olanları elediğimizde zaten direkt bursa çıkıyor. Sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti artar. Çünkü yükseklik arttı, basınç arttı, basınç kuvveti de artar diyoruz. Gazın basıncı ise değişmez. Cevabımız B'sini. Akışkanların basıncı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Akışkanlar basınç farkından dolayı hareket ederler. Kesinlikle doğrudur sevgili arkadaşlar. İşte şöyle bir U borusu düşünelim. Şurada arkadaşlar yükseklik şu şekilde olsun. Burada musluk. Musluk açıldığında arkadaşlar görüldüğü gibi şu yönde sıvı akışı olacak. Niye? Buradaki sıvı basıncı daha fazla olduğu için. Zaten akışkanların hareketinin sebebi budur. Basınç farkı. Bir akışkanın kesit alanı küçülürse akış hızı artar. Bernoulli ilkesi arkadaşlar. Bunu Mepkazan'ın 10. sınıftaki arkadaşlar deneme sınavında, değerlendirme sınavında da buna benzer soru vardı. İşte arkadaşlar sıvılar sıkıştırılamadığı için aynı miktar su itildiğinde buradan dolayısıyla aynı miktar sıvı gelecek. Buradan da aynı miktar sıvı gelebilmesi için şu yüksekliğin görüldüğü gibi giderek artması gerekiyor. Hacim sabit olduğu için işte şurası x, şurası örneğin 2x, şurası 3x. Burada x yolunu alırken 2x ve 3x. Yani hızı arttı. Burada arkadaşlar çıkarken ne kadar borunun ucunu küçültürsek buradan o kadar hızlı bir şekilde ne yapacaktır?
sıvı akacaktır. O halde 2 de doğru. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. Evet sevgili arkadaşlar, bunu da aynen Bernoulli ilkesiyle anlatmıştık. Burada arkadaşlar hangi basınçtan bahsediyor? Sıvının kabın çeperlerine uyguladığı basınç. Dedik ki şuraya ince bir boru, buraya ince bir boru, buraya ince bir boru bağladığımızda sıvı burada örneğin arkadaşlar 3H, burada 2H, burada ise H kadar yükseliyor. Peki bunun sebebi ne? Buradaki basıncın daha büyük olması. O halde arkadaşlar kesit alanı S1 büyük, S2 büyük, S3 ise buradaki hız V1, V2, V3. Hız tam tersi V3 büyük, V2 büyük, V1. Basınç da arkadaşlar hızın tersi yani P1 büyük. Demek ki kesit alanının büyük olduğu yerde basınç da büyük diyebilirsiniz arkadaşlar. P1 büyük, P2 büyük, P3. Yani burada sıvının çepere uyguladığı basınç P1 en büyük. Burada ise P3 en büyük, en küçük. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Sıvı ve gaz dolu kapalı kaptaki musluk açılıp sıvı seviyesi K'ya gelinceye kadar sıvı akıtılmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, burada P0 açık hava basıncını unutmayalım. İşte niye buraya kadar akıyor da buraya kadar akmıyor? Demek ki arkadaşlar buradan P0 açık hava basıncı şuradaki artık gazın basıncı ile sıvı basıncını dengeliyor. Tabi arkadaşlar buradan musluktan sıvı aktıkça sıvı yüksekliği azaldı mı? Evet. Gazın hacmi arttı mı? Evet. Demek ki arkadaşlar buradaki toplam basınç giderek ne yapacak? Azalacak. P gaz artı H. Her ikisi de azalıyor. Şu noktadaki toplam basınca bakalım. Ya da musluk üzerindeki toplam basınca bakalım. Arkadaşlar P gaz artı H dg. Burada gazın hacmi arttığı için P gaz azalıyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar şu yükseklik sürekli azaldığı için azalıyor. Demek ki musluk üzerindeki toplam basınç azalıyor. Buradan P0 açık hava basıncı arkadaşlar suyun gelmesini ne yapıyor? Engellemeye çalışıyor. Demek ki zamanla musluktan akan sıvının hızı azalır. Çünkü basınç farkı giderek azalıyor. En son basınç farkı sıfır olduğunda yani basınçlar eşit olduğunda artık su akmıyor. Kap tabanına yapılan sıvı basınç kuvveti azalır. Tabi arkadaşlar sıvı yüksekliği azaldığı için buradaki sıvı basıncı HDG azaldı. Azalırsa azalır. Dolayısıyla basınç kuvveti de azalır. Gazın öz kütlesi azalır. Çünkü hacmi giderek artıyor. Cevabımız Edirne. Şekildeki bir ucu kapalı kabın X kolunda hava hapsedilmiştir. Görülüyor. Kap içindeki KL noktalarındaki sıvı basınçlar sırasıyla PK, PL ve M. Tabii ki PM demeli arkadaşlar. M noktasına gaz basıncı PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, bir gazın kapalı bir kaptaki gazın her noktasındaki gaz basıncı aynı olduğuna göre bu M noktasındaki basınç burada da aynı ve bir sıvıda aynı yatay seviyedeki basınçlar aynı olduğuna göre buradaki basınç P ise buradaki basınç da P'dir. En önemli ilkelerimizden biri neydi arkadaşlar? Her zaman tabandaki basınç en büyük olacak. Çünkü arkadaşlar şu noktadaki basınç P artı HDG. Ya da arkadaşlar yine bu noktadaki basınç görüldüğü gibi bu noktadaki basınç aynıdır. Dolayısıyla K noktasındaki yükseklik bu iken L noktasındaki yükseklik bu. Dolayısıyla tabandaki basınç her zaman büyük olacak ve M ile K'daki basınç da birbirine eşit. Güzel ve önemli bir soru diyoruz. Aşağıda verilen olayların hangilerinde basıncın hal değişimine etkisi gözlenir? Sevgili arkadaşlar, kışın yolların tuzlanması. Burada basınçla değil, yabancı madde ile ilgili bir durum. Demek ki arkadaşlar hemen içinde bir olanları eledik. 3 şık birden gitti. Sıkıştırılan buzun erimesi. Evet arkadaşlar, buzun etrafındaki üstündeki basınç artarsa
erime noktası düşüyor. Dolayısıyla eriyor basınçla ilgili. Yükseklere çıkıldıkça suyun kaynama noktasının düşmesi. Evet sevgili arkadaşlar, deniz seviyesinden şöyle dağlara, yükseklere doğru çıktıkça pes sıfır açık hava basıncı ne yapıyor? Azalıyor. Pes sıfır açık hava basıncı azaldıkça kaynama noktası sıcaklığı da azalıyor. Görüldüğü gibi bu da basınçla ilgili bir olaydır. Cevabımız Diyarbakır. Düşey kesti verilen boruya sabit debili su verildiğinde borulardaki su yükseklikleri H1 büyük H2 oluyor. Biraz önce de arkadaşlar bunu anlattım. Bunun sebebinin buradaki çeper basıncının buradaki çeper basıncından daha büyük olmasıydı. Basınç farkı akışkanların hareketine neden olur diyoruz kesinlikle sevgili arkadaşlar. Eğer böyle buradan bir basınç vermesek su ne yapmaz arkadaşlar? Akmaz. Akışkanların hızlandığı yerde çeper basıncı düşer. İşte arkadaşlar H1'in H2'den büyük olması buradaki P1 basıncının buradaki P2 basıncından büyük olduğunu göstermektedir. Yani hız arttığı yerde çeper basıncı düşüyor. Sıvılar kaldırma kuvveti uygular. Bu olaydan bunun bir ilgisi var mı? Hayır. Yargılarından hangileri sıvı yüksekliklerinin farklı olmasını açıklar? Cevabımız 1 ve 2 Diyarbakır. Düşey kesti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın kavucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı seviyeleri arasında fark oluşuyor. İşte sevgili arkadaşlar biraz önceki olayın aynısı. Buna göre sıvı seviyelerinin farklı olması hangileriyle açıklanır? Bir önceki sorun arkadaşlar tamamen aynısı ters çevrilmiş hali diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada hız daha büyük olduğu için buradaki basınç daha küçük, buradaki basınç daha fazla. Buradaki basınca P1 diyelim, P2 diyelim, P2 büyük P1. İşte arkadaşlar buradaki basınç daha fazla olduğu için bunu ne yapacak? Sıvıyı bu tarafa doğru ittirecek. Akışkan hızının arttığı yerde basınç azalır. Evet, kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. Görüldüğü gibi arkadaşlar kesit alanı azaldığında hız artıyor. Basınç ne yapıyor? Azalıyor. Ya da kesit alanının azaldığı. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Bu tabii ki tam tersi olacak. Çünkü kesit alanının azaldığı yerde diyelim ki arkadaşlar S1 küçük S2 mi? Şuraya S1 S2 dedik. Evet peki tam tersi V1 büyük V2 mi? Evet. Hız büyükse basınç küçük mü? Evet. Yani P1 küçük P2 olacak. Bu ise tam tersini söylediği için ona hemen bir shooting çekiyorum. Bir de doğru. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Evet işte arkadaşlar bakın. Buradaki basınç P2 P1'den büyük olduğu için yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor. Bu da zaten genel bir ilke. Bu 1 ve 3 arkadaşlar genel ilkelerdir. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.